Birbirinden lüks, birbirinden pahalı onlarca araç, hatta işlerinde 50 milyonu bulanlar bile var. İşte o araçların direksiyonu da çok değil, kısa süre öncesine kadar suç örgütü üyeleri oturuyordu. Çetelerin çökertilmesiyle tüm arabalara el konuldu ve hepsi birer polis aracına dönüştü. Aralarında Dilan Polat'ın her fırsatta sosyal medyada paylaştığı o araç da var. Herkes denetleniyor, siz rahat olun. Suç örgütlerinin aracıydı bunlar, şimdi polis arabası oldu. Nasıl buldunuz? Harika, güzel bir fikir. Bizim polislerimize yakışır, hatta daha da güzelleri yakışır. Dilan Polat'ın aracıydı bu. Hayırlı uğurlu olsun. Milyonluk araçlar eskiden suç örgütlerinin liderleri direksiyondaydı. Şimdi hepsi polis aracına dönüştü. İçlerinde 50 milyonluk araç da var, 5 milyonluk olan da. O trafik arabalarından biri de Karaköy Meydan'da sergileniyor. İçlerinden en dikkat çekici olan işte bu araç. Yaklaşık 5-6 milyon değeri var ve araç sahibine gelince bu aracın, bu jipin sahibi Dilan Polat'tı. Operasyonla birlikte araç alınmıştı. Kamunun hizmetine sunulması. Bence hepsine aynı şeyi yapsalar daha iyi olur. Bu da Dilan Polat'ın aracı. Çok iyi olmuş. Komençör adlı organize suç örgütü. Yine İranlı bir başka örgüt ve Dilan Engin Polat operasyonuyla ele geçirilen araçlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerinin fiyatları 10 milyonları bulan otomobillerinin son halini işte bu videoyla duyurdu. Dilan Polat'a ait araçlardan biri de bir süre daha Karaköy Meydanı'nda işte bu noktada kalacak. Ardından direksiyon başına trafik polisi geçecek. Merak edilen yargılamalar devam ederken bu araçların nasıl olur da trafik polisi aracı olduğu. Masak raporları bu araçların suçtan elde edilen gelirle alındığını tespit etti. Ardından mahkeme bu araçların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilmesine karar verdi. 7 emirlerde çürüyüp gideceğine aktif hale gelmesi gerçekten güzel bir şey. Vatana millete feda olsunlar. Hiç bu kadar lüksünü görmemişsinizdir bir trafik arabası olarak. Evet evet. Çok güzel oldu. İşte suç örgütlerinden alınan ve polis aracı yapılan o lüks otomobiller, onlardan biri işte bu. Piyasa değeri yaklaşık 35-40 milyon lira. Bu araç Taksim Meydanı'nda sergileniyor. Aracın sahibi ise Hollandalı bir suç örgütüydü. Bir zamanlar başında o suç örgütü lideri vardı ama artık tüm bu arabalar trafik polisinin emrine verildi.